Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda Boktan Oyun firmamızın yeni bölümüyle beraberim. Muray Tek YMBH devam ediyor. En son Problem Dayak adlı oyunumuzu çıkarmıştık ve şimdiden daha 12 milyon dolar kar etmişti. 3.4 yatırmışız. Hatta daha fazla yatırmışız galiba. Motor maliyeti de varmış falanı filanı. Gayet güzel 17 milyonluk kar getirmiş. Ben biraz sesimi kısacağım, en azından kendi hoparlörümde. Çok gürültü var. Çok gereksiz bir müzik var. Siktiminin müziğini kıs, bu kısılmış hali mi ya? Şimdi Muray Tek Siker burada şeyimiz yapılıyor. Neydi bu zıkkımın adı? Oyun motorumuz yapılıyor. Şimdi cilalama var mı? Yok. Hata düzeltme yapamayız. Ne yapabiliriz o zaman? Satma ürünü. Dursun orada. Gel bakayım. Oyun raporu oluşturalım. Hangi oyuna? Total Fight. The Sinister Seven'a bir oluşturalım bakalım. Neymiş bunun derdi? Onu bir öğrenelim. Şu an bir tane oyunumuz var piyasada. Küçük kabin. Oyun seç. Problem dayağı yapıştırdık. 4200 hayran geldi. Siz ne yapıyorsun? Müşteri desteği yapıyorsun. İptal et hocam. Şimdi büyük bir hayran kampanyası başlatıyoruz. Oyun fuarı hayran kampanyası başlattık. Problem dayağın televizyon reklamları dönmeye devam ediyor. Çok iyi durumdayız ha. 66.000 satıyor hala. Şurası kaç paraydı? 95 milyon dolar anlamı. Burası 5 milyon dolar. Ozan hocam, buraya ufaktan geçiş yapsak mı yoksa bir oyun daha mı yapsak? Şu an bilmiyorum. 13 milyon dolar. Daha belli ki kazanmaya devam edeceğiz. Ben burayı alıyorum. Burayı komple araştırma şeyine çevireceğim. Buraya sığmadılar çünkü. Araştırma odamızı buraya şöyle büyük. Bayağı büyük. Çok büyük. Devasa. Adeta bir hangar. Burası full araştırma. Ondan sonra hocam şöyle bir koridordan geçilecek. Kapısı burada ve burada olmak üzere 2 adet kapı var. Pencere, tabii ki her yer pencere. Pencerelerle dolu bir oda. Ki insanlar bunalmasın, bayılmasın içeride. Böyle bir oda yaptık. 477.000'e bu odayı yaptık. Bunun içini şimdi dolduruyoruz. 1 masa, 2 masa, 3 masa. Kapı nerede? Orada. Tek kapılı mı? Olur. Çok kalabalık diye uyarı vermişti ya, ona da dikkat edelim. Araya nefes alabilecekleri boşluklar bırakalım bu insanlarımızın, çalışanlarımızın. Şunun gibi. Evet, evet. Evet, evet, evet. Evet. Burası araştırma. Abicim, buradaki herkesi buraya aktarıyoruz. Gel hocam. Gel başkan. Gel kral. Başka gel sen de. Artık buradasınız. Araştırma kısmımızı çok büyütüyoruz ki inanılmaz bir araştırma ekibi kurabilelim. Bu masaları sonradan yine doldururum. Dert yok. Maksat şu an taşınma işlemimizi gerçekleştirelim. Ondan sonra şey yaparız, hallederiz. Burada hala biri daha var. Nerede o biri? Burada bir adet bilim insanı olması lazım. Göremiyorum. Gelir biraz sonra, alırız. Ulan altta benim YouTube'da müzik çalıyormuş. İnanamıyorum. İnşallah telif falan gelmemiştir. Çok büyük korktum. Ne olur ne olmaz diye ben bir daha girişimi yapayım. Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda Mad Games Tycoon 2 ile beraberiz. Araştırma kısmını büyütmek için buraya aldık. Eğer telif geldiyse de başını kesmişsek diye söylüyorum. Konuşuyorum. Şimdi şirketimiz gayet büyüdü. Ve Problem Dayak oyunu çok dehşet şekilde satıyor. Her ne kadar %50 almış olsa da sadece. İnceleme sonucu %53 olsa da dehşet şekilde satıyor. Ve araştırma ekibimizi çok büyütüyoruz. Çünkü şu yapay zeka olayını falan araştıracağız. Kendi şeyimizi, motorumuzu oluşturacağız. Şundan devam edelim. Bu insanlar burada üşüyor. Şimdi ben bu odanın bir kalitesini arttırayım. Bayağı bir çalışma masası koyduk zaten. Mesela şuraya bir TV koydum hocam. Bunu kaldıralım. Bunu sat. Bunu sat. Gel. Araştırma odasına bir adet TV koyduk. Şöyle bir tane daha TV koyayım. Dosya dolaplarınız olacak. Ferahça belgeleyebileceksiniz istediğiniz şeyleri. Şöyle. 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 Ondan sonra çöp kutusu, aynen. Çöp kutusu. Her yer çöp kutusu. Çöp kutuları her yerde. Lütfen. Korona dönemindeyiz. Hijyene dikkat edelim.
Çöplerimizi yerlere atmayalım arkadaşlar. Sevgili dostlar. Ondan sonra hocam. Ecza dolabımız yine koridorda aynı şekilde. Su sebilimiz yine koridorda. Isıtma cihazı bunu koyalım abi. Mesela nereye koyalım? Şuraya bir tane koydum. Başka da koyamıyorum. Çünkü duvara dayamışım hepsini. Orada bir tane. Tamam. Bunu buradan kaldırıyorum. Onun yerine oraya bir tane ısıtma cihazı koyuyorum. Video kayıtta değil mi lan? Hep problem yaşıyorum ben. İyi şu an yaşamıyorum. Nerede ısıtma cihazı? Gel. Şöyle bir tane. Oraya koyabilmem için onu şey yapmam lazım. Şurada ben bir satın alayım o zaman şunları da. Aynen aynen aynen. Bunu da aldık sattık. Getir babuş. Şunun altına. Bunu da sat. Getir buraya böyle. Ondan sonra orada var. Bir de bunu satayım. Getir. Çöp kutusunu da onun yanına koyalım. Bu kenarlarda o zaman dolaplar koyacağız. Kaç? 17 kişilik oldu burası. Güzel. Dolap 3 koyalım oraya. Koyamıyorum ama. Neyse böyle koydum. Dolap 3 buraya. Buraya da bir tane dolap koyduk. Başka. Başka saat. Şöyle bir saat. Şöyle bir saat daha. Böyle bir saat daha. Böyle bir saat daha. Böyle bir saat daha. Lamba. Şuraya lamba koydum. Buraya lamba 2 koyacağım. Nereye buraya? Koyamıyorum hiçbir yere. Her yer dolu ama ne koyayım. O zaman lamba 2'yi buraya koydum. Ondan sonra tropik bitki. Şurada bir tane tropik bitki. Burada bir tane normal bitki. Sığmıyor. Sığmıyor. Şöyle o zaman. Altın plaket falan onları zaten koyduk. KFA 1500 posterimizi koyduk. Artistik çizim koyduk. Burayı da beğenirsiniz herhalde. Halı bir de. Büyük halı evet. Şöyle. 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 Çeşit çeşit. Dekoratif zevki. Sıfır. Halılarla dolu bir yer. Berbat. Ama işte var yani. Şimdi bizim bilim insanı nerede? Bilim insanı. Gel abi. Araştırma. Sen buradasın artık. Burada biri var hala ya. Kim bu? Nerede bu? Seç. Gel lan buraya. 8 tane bilim insanı. Arttırıyoruz. İşçi bulma piyasasından. Araştırmayı seçtik. Gel hocam. Seni işe aldım. Pikachu seni de seçtim. Gel. İşçi bulma piyasası. Natalie bunu da seçtim. İşçi bulma piyasası Lionel Sam. Seni de seçtim. 12 tane daha. Totalde 12 oldu bilim insanı sayımız. Dehşet araştırılıyor. Görevi iptal ettim. 928 bin geri ödemeyi alalım. Makineyi çok daha iyi yaptığımız zaman yaparız. 6 hafta boyunca devam edecek diyor. Şimdi bunu bitir bakalım bir. 78 bin geri ödemeyi al. Pazar araştırması. Görsel roman ve kimya popüler olacakmış. Tamam, televizyona devam et. Görsel roman ve kimya. Görsel roman ve kimya. Görsel roman. Tamam. Görsel romanı hemen araştırın. Çok hızlı sürede araştırabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Güncelleme değil de. Şuradan siz bir iş sözleşmesi. Kısa bir görev yapın. Şu 20 binini yapın. Keyfiniz yerinde mi? Amına koyduklarım. Mis gibi yer. Daha ne istiyorsunuz? Tuvalete şu an yan yere gidiyor olabilirsiniz. Bunlar çözülecek. Bunlar çözülmeyecek dertler değil. Bu birimi siliyoruz hocam. Sildik. Şuraya iki tane daha tasarımcı alamam. Çünkü büyük insanlar sıkışıyor. Evet. Oyun fuarı etkinliği devam ediyor. Hala haftalık 30-62 bin satıyor. Hala. Çok iyi yani. Hadi oğlum. %70 kriz zamanındasınız. Hadi bastırın. Bastırın az kaldı hadi. Çalışan istifa etti mi? Nereden istifa etti?
Bilimden istifa etmiş. Ne derdi olabilir oradaki çalışanın ya? Şunu %70'den %90'a çıkarayım o zaman. Evet. Güzel. Araştırmamızı yaptık. Aynen, kimya ve görsel roman şu an popülermiş. Kimyayı da araştırın hemen. O zaten hızlı olur. Tamam, siz şimdi normal motor özelliklerinden devam edin abi. Bir tane daha bilim insanı var mı başvuran? Bu pazarlamacı ya. Hocam. Şimdi derhal yeni bir oyun yapıyoruz. Oyunumuzun büyüklüğü 1 milyon dolar yatırımlı AA büyüklükte. Ana türü görsel roman olacak. Alt türü yok. Bilmiyorum. Alt tür olayını çok bilmiyorum ben. Ana konusu da kimya olacak. Lisans da yok. İllegal kimya hocası. Bok gibi oyun ismi amına koyayım. Berbat bir oyun ismi. Tamam. Devam ediyoruz. Motoru tabii ki de bizim sahip olduğumuz en gelişmiş motordan yapalım. Zırları buraları hızlı geçelim abi. Her şey en gelişmiş değil mi? Evet. Hile koruma yazılımı da olsun. Diyeceğim de berbat. Onun yenisini alalım. Punk Shield. Aynen. Punk Shield'ı koyalım. En ufak bir fikrim yok bunu nasıl yapacağımla ilgili. Ama romanda ne olur abi? Romanda... Görsel romanda kemik kitle olur. Oyun derinliği olur. Atmosfer, hikaye ve görseller olur diye düşünüyorum. İnşallah öyledir. Grafik önemlidir bence. Ses önemlidir. Teknikler çok önemli değildir. Oynanış da çok önemli değildir diye düşünüyorum. Umudum bu yönde. 1,5 milyon gitti bile. Şimdi etkileşimli hikayemle hikaye olacak. Sandbox olacak. Dokunmatik ekran desteği olsun. Moral mekaniği bunlar. Bu yeniden oynatma, direksiyon desteği niye olsun bilmiyorum da olsun. Olmasın ya direksiyon desteği. Bir yer başlık olsun ama hava efektleri. Mini oyunlar ayarlanabilir. Hat, orkestra, modern kontrolü, birden fazla seviye editörü, kontroller, dinamik müzik, dinamik zorluk, başarılar, rastgele hikaye, fare desteği, beceri ağacı, gece gündüz, öğretici, sürpriz yumurta, klavye, duraklatma, kontrolcü, kontrol noktası, gizem, karakter geliştirme, oyunu kaydetmeye, yan görevler, hile kodları, şifre, tamam. Güzel. Yapıştır. Hadi bakayım. Hata düzeltmeden ziyade oynanışını geliştirin hocam. Hepsinde. Tamamen çok gelişmiş bir şekilde yapın bunu. İnşallah bu oyunda patlar. Şu an bir rapor yok bu konuda. Yani ne olacak bilmiyorum. Yeni bir pazar araştırması yapın. Bundan sonra ne popüler olacakmış ona bakalım. Hala satıyor 40 küsür binlerde. Hala dehşet satıyor. Var mı yeni araştırma konusunda başvuran? Yok. Herkes mal. Evet. An itibariyle illegal kimya hocası oyunumuz bitti denebilir. %90. Aynen bitti hocam. Görevi iptal et. Ufaktan bu dalgayı verelim bakalım. Tutacak mı ne olacak? Hiçbir fikrim yok. İlk defa denediğim bir şey. Yeni rekorlar kırdık burada. Burada da bayağı bir uğraştım. Seviye tasarımı ıvır zıvır bunları da yaptım. Kime veriyoruz? Şimdi görsel roman oyunu ya bu. Dövüş. Aksiyon. Nasıl yapalım? Pazar gücü daha büyük ya. Epic Sphere'e verdim. Verdim Epic Sphere'a. 4.2 milyon harcamışız. Puan rezalet. Yani %50'nin altında, %45 ama çok güzel satacağı belli. Belli ki güzel satacak yani. Güzel para getirecek. Sattı ilk haftadan maşallah 89.503 sattı. Dehşet para. Tamam şimdi hocam artık yeni oyun motorunu yapalım mı? Şunu bir durdur bakayım. Ben burada bayağı bir geliştirme yaptım motor özelliklerinde. Çeşitli de ne var?
Durdur onu. Oynanış özellikleri. Bunu da durdur. Tamam, siz motor özelliklerinden devam edin. Biz artık yeni oyun motorumuzu yapalım abi. Wrightek Sker adlı oyun motorumuz. Motor teknolojisi hepsinin en iyisi. Şu deme en iyisi. 3500 veriyor. Gerçek 3 boyutlu ses 4000 veriyor. Bunu yaptık. Bu ne? Son derece gelişmiş 2000-2000. Bu son derece gelişmiş fizik 3. Bunu verdim. Seçtim. Özel türü hocam bizim simülasyondur ya bizim. Simülasyon iyi bizde. Bu da bu. Satış fiyatı çok pahalı değil. Kar paylaşımı düşük. Ki herkes bizi alsın. Yapıştırın oğlum. Haydi yapıştırın bakayım. Pazarlama kampanyası yapın hemen. Televizyonda yapın. İllegal kimya hocasına. Kimya hocası satışları artıyor. Oyun oynamak için çok kısa olduğunu düşünüyorlarmış. Uzatırız. Şu Wrightek şeyi bir bitsin. Yeni bir güncelleme getiririz, uzatırız. Oyun motorumuz bittikten sonra yaparız. 11 milyon dolar falan oldu. Şimdi ben buraya bir tuvalet yapacağım artık. Şöyle. 3'e 3'lük mi? 4'lük bir tuvalet yaptım abi. Kapısını da buraya koydum. Tamam. Şimdi bunun tuvaletini koyalım. 1 2 şöyle lavabo, el kurutma ve çöp kutusu. Bunu da nereye koyalım? Bunu da şuraya koyalım. Tuvalet hazır. Buraya bir tane daha personel odası koyacağım. Şöyle bir personel odası. Tek oda yetmeyecek artık çünkü. Kapısı burada. Pencerelerle dolu tabii ki de. Aynen. Klavye var bir tane. Şöyle. Yine buzdolabımız var. Burada koltuklar siyah. Böyle koltuklar. 3 tane koltuk. Duvarda televizyon. 2 tane. Başka? Sebil var. Çöp kutusu var bir tane de. Sebil'in yanında. Şey de var, ısıtması da var. Bunu buraya koyayım. Bunu buraya koyayım. Lamba da var şurada. Lamba sığmıyor. Televizyonun önüne de olmaz şimdi. Öküzlük. Bitki o zaman. Şuraya bitki. Bu kaloriferi de nereye koyalım abi? Kaloriferi de şuraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Tamam. İkinci personel odamız da hayırlı uğurlu olsun. Daha fazla araştırmacı varsa alalım abicim. Araştırma var. Bir tane daha bilim insanı. Yetmiyor. Bir tane daha bilim insanı. Yet diyor mu? Yetmiyor. Bir tane daha ve bir tane daha. Aynen. 17'nin 16'sı doldu şu an. Derdi sıkıntısı var mı? Yok. Herkesin keyfi gıcır. Burayı büyüteceğiz şimdi. Sonra yeni yer açacağız. Burası komple buraya şeye dönüşecek, geliştirmeye dönüşecek. Aşağım yeni yerde büyük ihtimalle burası. Komple şeye dönüşecek. Ah, boynum ağrıdı. Kalite kontrole dönüşecek. Satışlar ne durumda? Şimdiden 2 milyon kâra geçti bile. Süper. Çok iyi. Oyun raporu oluştur. İllegal kimya hocasının oyun raporunu yap bakalım hocam. Pazar araştırması yapıldı değil mi en son? Ekonomik simülasyon ve kurt adam şey olacakmış. Popüler olacakmış. O zaman televizyon pazarlama kampanyası yapın bakalım. İllegal kimya hocasına. 2021'in patlayan oyunlarından biri olsun bu. 3 boyutlu sesi araştırıyorsunuz. Peki bir şey soracağım. Şimdi benim daha fazla araştırma, daha iyi araştırmalara biz nasıl geçiş yapacağız? Bankaya borç var mı? Of, video oyunu patlaması %50 daha fazla satış. Güzel. Bankaya borç var mı? Yok. Güzel. Burası kaç paraydı?
6700 alırız biraz sonra. Şimdi hemen bir güncelleştirme buraya. Full dolduruyoruz. Hata varsa giderin. Yapıştır. Ben burayı artık alıyorum. Buraya aldım. Buraya kalite kontrol odası yapacağım ama ya şu tuvaleti kopyalama olayı olsa keşke. Çok sıkıcı o. Böyle bir tuvalet. Tek tek hepsine tuvalet inşa etmekten çok sıkıldım. Bunların eczacı dolabı vardı değil mi? Vardı. Dış kapı burası. Buraya bu. Buraya su sebile. Isıtma cihazı. Kurutma koymadım. Kurutma. Aynen. Burası tamam. Kalite güvence. Babuş. Şöyle geliyor. Devasa bir kalite güvence yeri yaptık buraya. Hatta orayı kalite güvence, burayı şey geliştirme yapalım. Şundan yapalım burayı. Tamam, işi buraya zaten taşıdıydık. İllegal kimya hocasına tasarım yapılıyor. Güncelleme paketi yapılıyor. En iyi grafiklerde yokuz. Oyun gücünde yokuz. Droid Games'te yokuz. Biskim'de yokuz. Hiçbirinde yokuz. Oyun motorumuz yapıldı bu arada galiba. Oyun motorumuz yapıldıysa... Yeni oyun motorumuzu kullanalım hocam. Bir sürü paramız var şu an. Hala haftalık 100.000 satılıyor yani. Dehşet bir para var. Yeni elemanlar. Araştırmacı aldım bir tane. Uzmanlık alanı oyun tasarımı. Koy. Grafik tasarımcı falan koy. Çok iyi değil eleman ama. Gerçi yok lan, iyi işte. Doldur doldur. Burası eleman da olsun. Hepsinin en iyisini al. Grafik dizayncı al. İki tane daha. Para bok. Müzik sesçi de alacağım. Pazarlama destek şu an alma. Oyun testi alma. Bunu al. 21 kişi oldu. Bir tane daha al. 22 kişi var şu an bu odada. Manyak çalışılıyor. Manyak çalışılıyor. Noel de geldi. İyice arttı. Hemen bir de reklam yap. Televizyon reklamı verin. İkisini birden, hepsini birden yapamıyoruz mu? Ver. Hemen reklam ver. 125.000 falan satıyor. İlk çıktığı zamankinden daha çok satıyor. Dehşet. Tamam hocam. Şimdi motoru zaten geliştirdik. Motor özelliği 8 diyor. Yani... Daha iyisini zaten çıkarmadıysak eğer. Bu ne, anlamadım. O kırmızı olanlar ne? Bu bizim eski lan, Murat Eksiker. Yenisi bu. Her şey gelişmiş, tamam. Yepyeni bir oyun yapıyoruz. Gıcır gıcır bir oyun yapıyoruz. Ve bu yeni oyunumuz tamamen kendi motorumuzla yapılıyor. Yeni oyun. Oyunun büyüklüğü yine AA olacak. Yetişkin. Hepsi. Hepsi hedef kitle. Ana türümüz hocam. Simülasyondu bizim şeyimiz, türümüz. Ekonomik simülasyon alt türü. Ondan sonra ekonomi. 6 da ne 6? Ekonomi ve kolonileşme olsun. Murat Power 2. Yok, Murat Power, Süper Power vardı onun şeysi. Açıklama. Dünyanın amına koyun.
Hatta AAA yapalım mı? Dehşet. Motor. Murat Eksiker. PC'de oluyor. Başka zaten yok. Geliştirici kiti alsak. Macintosh ne ya? Pazar payı %4. Sony Game Station 3. Bir deneyelim. Sony Game Station 5. Pazar payı düşük ama. Yapamıyoruz onu. Neyse tamam. En iyisi. En iyisi. En iyisi. En iyisi. Kopya koruması. En iyisini alıyoruz onda da. Aldık. Hile koruma yazılımında da zaten şu an bende en iyisi var. Üf. Şimdi oynanış önemli olur. Oyun uzunluğu önemli olur. İçerik önemli olur. Başlangıç dostu olur. Sıradan oyuncu mu olur? Kemik kitle mi olur? Bu sıfır. Bunda da iki diyor bak. Ha, çok yanlış yapmışım. Daha önceden önce şeyleri verdi bana. Bir bakayım ya dur. Ya da bakmayayım belli değil çünkü. Oynanış hocam 30 olur. Grafik ses düşük olur. Teknik de böyle olur. Vallahi götümden uydurdum bir şeyler. Doğru yapmadım tabii. Tümünü seç. Hepsini seçtik. Ve geliştirmeye başlayın dedim. Şimdi hemen burayı da büyüteceğim ben. Şu odayı büyütme şeyimize başlayalım. Kalite güvence şeyimiz büyüyor. Korona gelmedi mi ya? Çok daha fazla %300 satması gerekmez miydi oyunları? Araştırma mı kalmadı? Evet, araştırma kalmamış. O zaman çeşitliğe geliyoruz. Üretimi araştırıyoruz. O neye yarayacak bilmiyorum ama araştırıyoruz. Belki yeni araştırma konularının önünü açar. 2,5 milyon dolarlık araştırma konusu yaptım demin, üretim. Herhalde bir parça üreteceğiz. Oyun firmasından başka bir duruma evriliyor. Başvuru geldi mi? Gelmedi. Devam. Bu arada bizim Murat Eksiker'imizi satın alıyorlar. Yukarıda bildirim falan geliyor, değil mi? Aha, Murat Power bitti. Üf. Geliştirmeye devam edin. Bunun üzerinde daha uzun süre geliştirme yapın. Bu arada ben de pazarlamasını yapayım. Murat Power televizyonlarda reklamını verin abi. Cilalıyoruz şu an maşallah. Çok iyi. Yeni elemanlar da alalım mı? Oyun tasarımcısı al. Ses sanatçısı al. Tasarımcı alalım. Grafik sanatçısı ha al. Başka grafik. Grafik sanatçısı al. Grafik. Var mı grafikçi? Grafik design. Ama bilimci o ya. Olmaz o. İnanılmaz bir zenginlik içindeyim ya. Ekonomik simülasyon ve kurt adam meşhur olmuş. Tamam. Güzel. Bizim oyunumuz da zaten ekonomik simülasyon. Çeşitlilik her şeyi de araştırdık. Ne yapacağız amına koyayım? Hepsini araştır, bunların da hepsini araştır. Cilalaması ne durumda? Daha fazla kalite kontrol elemanı lazım. 17 yetmiyor abi. Bir tane daha grafikçi geldi. Bunu da hemen buraya dayadım. İşçi bulma piyasasından oyun testi. Yok, başvuru yok ya. Başvuru yok hiç. Yazdan dolayı bir rehavet var. Baksana sağ yukarıda satışlar ne biçim düşmüş. Dehşet düşmüş. Onun bir yaz geçsin, bizim şu büyük oyunumuzu yaz geçince çıkaralım. Kaç hafta? Aha, orta kabin. Hemen illegal kimya hocasını ve Murat Power'ı şey yapıyoruz, sunuyoruz. 18 bin hayran kazandık. Bir pazar araştırması yapalım. Önümüzdeki süreçte ne popüler olacak öğrenelim. Oyun testisi geldi bir tane daha. Al. Başka grafikçi geldi mi? Geldi. Onu da al. 28 kişi oldu totalde maşallah. 290 küsur bug var.
11.000 oynanış, 9.300 zıkkın bir şeyler. Bitiyor mu? Hadi abi. Bitsin hadi. Bitti. İptal et. Hatalarını düzeltin oyunun. 7. ayın 4. haftası 8-9 defa biter herhalde yaz rehaveti. Pazarlama kampanyası yapıyoruz. Murat Power için televizyonlara reklam veriyoruz 500.000. Hareket kontrolörü desteği, böyle bir şeyler daha var. Buglar bitmek üzere, az kaldı bu hızla. Aha, Grup 18 motorumun lisansını almış 110.000 dolara. Alacak tabi amına koyayım. İnanılmaz bir teknoloji satıyorum orada ben. Evet, hatalar bitti. Yaz rehaveti de bitti. O zaman oyunu veriyorum abi piyasaya. Sonumuz ayrı olsun. Hepsinde rekor kırdık. Kendi rekorumuzu. Kendin dağıt mı? O nasıl oluyor? O nasıl siktir, bu ne böyle? Oo, karışık. Bu neymiş lan böyle? Bilmiyorum. Şu an bunu yapmayayım. Şu an kendim yayınladım oyunu. Kendim ya dağıttım. Dur. Autosave diye bir şey var mı? Saat kaç? 00:48. Abi kendim yayınladım yanlışlıkla. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Piyasadan çek çek. Ya ne yaptık ya? Amına koyayım ya. 36 al bakayım onu. Abi öyle bir şey olamaz. Mümkün değil. %40 güzel de puan aldı. Çok kötü bir yayıncı olduğum için olmadı. Kalite kontrol yok tabii orada da. Allah beni kahretsin. Allah beni kahretsin. Hızlandır alsın. Evet, güç bela geri gelebildim. Yani kısmen geldim. Burada mesela şu an 12 eleman var. Burada 29 eleman var. Bir eleman fazla aldım. Yani geçen seferki gibi bir oyun yapmaya çalıştım. Umarım patlamayız. Geliştirmeyi bitir diyorum. Yayıncı arayacağım. Sıkıntıya sokmayacağım kendimi. Herkes bayağı ilgilendi bununla, çok büyük oyun olduğu için herhalde. Pazar gücüyle kıyaslayalım. Pazar gücü çok büyük futbol. Simülasyona özel olan var mı? Var. O adamların simülasyon. Ama benimki mesela ekonomik simülasyon, fark ediyor mu acaba? Ne bulmaca? Buna inşa etme. Yani göreceğiz. Pazar gücü 4 olanı mı yapsam yoksa 7'den bu mu? Inter Games'e vereceğim ya. Hem simülasyon hem de pazar gücü yüksek. Vallahi verdim. Sonumuz ayrı olsun arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Of, şu ana kadarki en yüksek puan. %68. Yeni başlayanlar ve profesyoneller için uygunmuş Murat Power. İşlevsel grafikler gerçekten ikna edeceğinmiş. Ben beğenmedim diyor. Ses teknik olarak zayıf ve modası geçmiş diyor. Kontroller gerçekten harika bir şekilde uygulanmış diyor. Deneyimsiz oyuncular bile hemen başlayabilir. Karar, hayranlar ve sıradan oyuncular bu oyundan memnun kalacaklar demiş. Patlayacağız büyük ihtimalle. Kesin patlayacağız. Hemen oyuna yeni bir güncelleştirme. Hemen yeni bir güncelleştirme. Maksimum, maksimum, maksimum. 1.5 milyon dolara yeni bir güncelleme daha yapıyoruz. Siz ne yapın? Oyun raporu oluşturun. Murat Power oyun raporu. Şu ana kadarki en iyi oyunumuz. Ne yaptı? İlk haftadan 112.000 sattı. Çok iyi. Reklamını bas. Reklamını bas. Televizyon reklamı bas. Murat Power'a. Bas 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 bas. İkinci haftadan 147 bin sattı ikinci haftadan. Müthiş. Üçüncü haftadan üstüne çıkıyor. 155 bin sattı. Reklam da var tabi haliyle. Eleman. Oyun testi yok. Devam devam devam. Üf. Üf. Çok para harcadık ama getiriyor yani. 187 bin. Burada bir bildirim vardı. Neydi, okuyamadım ya. Yeni başlı profesyoneller için oyun tasarımı geliştirmesini yapıyoruz şu an. Kim gelecek burada?
eğitim yaşayacak ama onu tam anlamadım. Murat Eksiker şu an bir yerde daha anlaşma yaptı. Biz bunu şeyini arttıralım ya, motorlar. Murat Eksiker 200 bine şey olacak ve %8 ciro alacak. Komisyon alacak. Yeni DLC yapılıyor. Evet. Eksi 1 milyon 636'ya düşmüş. Tamam, o daha çok patlar gider. Daha çok satar o. Bunlar bu eğitime işleri bitince mi gelecekler? Nasıl olacak acaba? En iyi grafikleri alamamışız. Müziği alamamışız. Geliştiriciyi alamamışız. Yayıncıyı alamamışız. Bir sikim alamamışız. Hiçbir bok alamamışız. Niye alamıyoruz acaba? Ne zaman alacağız? Nasıl alacağız? Bunu ben anlamıyorum ya. Tam çözemedim bu işi. Afrika'yı geliştirmeye devam et abi. Kemik kitle için çok fazla geliştirildiğini düşünüyorlarmış. Ne yapalım şimdi? Geliştirmeyelim mi? Burası nasıl 95 milyon dolar ya? Aha bak. Şu an komisyonumu arttırdım, daha çok para kazandım. Afrika'yı geliştirmeyi bitir diyorum. Kendin dağıt, niye olmuyor? Yayıncıya teslim ettim çünkü öncesinde yayıncıyla anlaştık. O yüzden büyük ihtimalle. Hadi bakayım. Of! Daha da yüksek puan galiba. Bu sefer %70'e aldık. Üf, devam oyunu kilidi açıldı. Çok daha iyi oldu bunun puanı. Hemen buna da yeni bir reklam. Murat Power Afrika ye. Yapıştır reklamı. 71.000, 72.000 sattı DLC'si. Arkadaşlar eğitime ne zaman gideceksiniz? Kimse gelip eğitim almıyor ki buradan. Boş vaktiniz var, gelin alın. Profesyonel mi değiller, o yüzden mi? Yeni başlayanlar için oyun tasarımı kursu. Kimse gelip eğitim almıyor ki burada. Bu arada bu dıktıklar da şey, konu araştırmaları. İş bulma piyasası. Öğretmen falan mı bulmam lazım buradan? Ne yapmam lazım? Grafik dizayn tasarımcı 13.000 maaş. Oha. Yalnız adamın işi de, yaptığı iş de iş yani. ...17 oldu mu? Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Grup yönetimi 2. En fazla bu herhalde, oyun tasarımcıları. Gelin abi buraya. Burada eğitim kursuna başlayın diyoruz. Oyun tasarımı bu. Yapış 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 yapış. Yapış, bunları bir sağlam eğitelim. 32 milyon dolarımız var. Kaç dakika olmuş? Bu videonun burada sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde insanları eğitiyoruz. Ve şuradaki garip şeylerden birini yapıyoruz. Grafik stüdyosu gibi. Ne olduğunu bilmiyorum artık ama herhalde daha iyi grafikleri yapabilmemizi sağlayacak oyun motorlarında. %200 daha fazla efsanevi çalışan. Ha siktir. Ha siktir. Bekle. İşçi bulma. Oyun tasarımı değil de oyun testi. Ha. Al bunu al. Al 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 al. Oyun testçisi al. Al. Başka? Uzmanlık alanı bilim insanı, bir şeyler. Benim genel elemanlar bu şekilde zaten ya. Daha da zorlamaya gerek yok. Öğrenin abicim. Motor maliyeti 951.000 kazandık ondan bak. Adam 11 milyon euro yapmış. %8'ini ben aldım. Fenaket. Süper. Şimdi burayı alamıyorum zaten. Onda hemfikiriz. O zaman şurayı alacağım. 16 çüş. Burası 30-53 çüş. Oha. Benim bir oyun daha yapmam lazım. Henüz alamam bir şey. Şuraya bir tane daha masa koy. Araştırmalar bitti mi? Bir tane daha motor özelliği gelmiş. Yaparız biraz sonra. Önce bütün türleri de araştırsın bu. Bitti mi sizin eğitiminiz? Derhal yenisi. Derhal. Satışlar nasıl? Hala güzel bence. 161 de buradan geldi. Oh. Neyse hadi. Hadi gittim ben.